Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Evet. Kanalımıza, videomuza, evimize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, hemen videomuza başlamadan önce bizleri Instagram'dan takip etmek isterseniz fulyafunda88 bizleri oradan takip edebilirsiniz. Evet, en güncel, en yeni haberler almak istiyorsunuz. Orada bizi evet. takip ettiğiniz için anında bir şey olduğunda eşimin dediği gibi hemen videodan önce Instagram'da gösteriyoruz. O yüzden tabii ki takip ederseniz iyi olur oradan da. En güzeli orası. Aynen. Diyelim hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün bayağı bir biz indirimde bir şeyler aldık. Bugün cuma. Normalde bugün ben video paylaşmayacaktım. Ama cumartesi günü sizler de gidin alın diye. Bugün hemen acilen yapıp sizlere paylaşacağım. Tek sizin için. Evet. Sizler de gidin alın diye. Hemen şöyle şuradan başlayayım. Öncelikle bugün biz patates aldık. Şu an o olmadığı için sadece söylüyorum. 10 kilo patates Carrefour'da 4 euroya. Ondan sonra palet palet. Evet. İnanılmaz fazla vardı. Soğan vardı. 5 kilo soğan. 3 kusurlu bir şey. 3.49 mu ne? Evet. Gayet çoktu yani, böyle herkes de alıyordu. İhtiyacınız varsa Carrefour'dan alabilirsiniz uygun fiyata. Evet. Diyerek de hemen şöyle, ay maşallah kapmıyor yerinden. Şöyle yine Carrefour'da 3 kiloluk portakal aldık arkadaşlar. Sulu sulu. Evet, 3 kilo portakal 3 euro mu ne olması lazım? Yok değil mi? Yok be, 3 euro bile dedi gülüm. 2.50 mi? 2.70 mi öyle bir vallahi şey? Valla öyle bir şeydi. Reklamlardamış yani, indirimdeymiş. 3 kilo portakal. Aynen, doğru doğru. 3 euro bulmuyor. Bulmuyor evet arkadaşlar. Bakın ihtiyacınız varsa koca file 3 kiloluk evet. Gayet de uyguna yani. Herkesin arabasında da vardı. Bakın arkadaşlar 3 kiloluk. Koskoca maşallah. Bir de koy veren de. Evet. Ondan sonra şöyle yine aynı zamanda ısmarla kapmıyor yerinden havuç XXL, bakın böyle havuç da 3 kilo olması lazım. Evet 3 kilo. Bakayım. Evet 3 kilo. Gördüğünüz gibi 3 kilo arkadaşlar. Bu da kaç paydı gibi. Tam dikkat etmedim ama hepsi indirimli fiyatlar. Ya iki, bu da 3 kilo havuç 2 oraya bulmuyor böyle yani. Böyle bir şey, bunlar da indirimdeydi. Şu an fiyatını hani tam söyleyemeyeceğim ama şöyle gördüğünüz gibi 3 kilo bundan, 3 kilo portakal. Evet, patatesler, soğanlar, bunların hepsi indirimde. Evet. Cumartesi günü, bugün bizim cuma. Videomuzu akşam izleyince cumartesi gidip alabilirsiniz. Evet, koşun koşun alın. Daha bundan gerçekten çoktu. Hemen şöyle tiramisu bisküvileri. Aynı zamanda bunlar da indirimde. Carrefour'da ister tiramisuya kullanın. İster çaya yapın. Yani bizim çocuklar genelde çayı da çok seviyorlar. Ya ben de seviyorum bandırmayı. Evet. Çaya. Tatlı da yapabilirsiniz. Bunlar da indirimli. 75 mi? 76 kuruş mu? Öyle bir şey diyor ha? Yok hayır. Kaçtı? 1.99'dan 1.20'li mi? Öyle bir şeylik. O civarı var. Olabilir ya. Evet. Unutmuş olabilir. Bugün bayağı bir şey aldığımız için böyle indirimde. Bu arada arkadaşlar Kaufland'a gittik. Lidl'e gittik. TD'ye gittik. Kike gittik. Bütün bakkala uğradık. Evet. Evet eve geldik. Karışık yerlere uğradığımız için şöyle bundan bir tane aldım böyle evde bulunsun diye. Bu da 9'lukmuş. Yine aynı zamanda. Propas bilmem ne. Propas şey. Bunlar da böyle indirimdeydi Carrefour'da. Şöyle göstereyim. Patlatmadan şunları aldık. Bunları bizim semiğimiz spor yaptığı için Kelloggs'un içine koyuyor. Bunlar da indirime 49 kuruşa mı öyle bir şey. Yulaf, yulaf. Evet şöyle yulaf ezmesi. 2 paket aldık. Bu da indirime gelmiş. Hemen girişte bunlar indirim şeyinde. Evet. Orada görürsünüz reyonda. Ondan sonra şöyle kahvaltılarda yemek için bir şey aldım. Közlenmiş kırmızı biber, kapya biberi. Bu her yerde aynı oluyor. Bunun fiyatı 2 euro zaten. Evet. O yüzden bir tane bunu aldım. Şöyle toz ekmek aldık evde bulunsun diye. Normal. Evet ne olur ne olmaz. Tekrardan böyle bir tane siyah ekmek aldım. Ondan sonra şöyle günlük sütlerim var. Evet. Ben bu ara birazcık böyle kektir, bir şeylerdir, sütlü şeyler yaptığım için lezzetler, tarifler. O yüzden sütlerim az kalmıştı. Şöyle tekrardan süt aldım. Bu arada bizim Melih aşağıda oyun oynuyor. PlayStation oyunu. O yüzden tık 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 ses gelirse güngül diye. Olabilir. Aynen Melih'in güzel geliyor. Bir, altta bilmeye çalıştığı için bir de altına şey bağlamışlar, ses şeysi. Evet. Yumurma vuruyor. Ondan sonra şöyle hemen bugün nasipse bu makarnadan yapacağım. Çocuklar bunu seviyorlar. Evet, bunlar şöyle güzel. Göstereyim bakın. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Türkleri yoktur bu da. Bu da çok markalı bir şeydir. Bekel yani Alman markası. Çok güzel hakikaten. Şöyle iki tane bundan aldım. Tanesi bir oraya gördüğünüz gibi. Güzel. Şöyle
yapamayan evet. da. Hemen şunları sonra şey yapayım bir sayede göstereyim çıkmışken. Heh. Evet ne aldım? Tereyağlı yumurtaların vazgeçilmezi tabii ki de tava. Tava olmazsa pişirmeyiz. Doğru. Tediye girmiştik. Fulya böyle oyuncak bir şeyler almıştı. Ben de bunu gördüm. Gördüğünüz gibi normal fiyatı 5 euroymuş. Bakın şöyle. Yarı yarıya 2 euroya 55'e düşmüş. Hatta şeyde 24 santim mi? Evet 24. Bekleyin evet. Hadi alayım da. En azından çocuklara şöyle yumurta yaparım. 2,5 euro arkadaşlar. 2,5 evet. euroya tava aldık. Gerçekten yani böyle şey hediye gibi bir şey. Yani ıvır zıvır yumurtalar böyle sosla yapılması için evet. birebir bence. Bir şey ısıtmak istersin koy hemen ısıt. Evet. Gerçekten bu böyle güzelmiş. Bunu da aldım böyle Teddy'den. Teddy daha çok bizim kız sevdiği için gidiyoruz oraya. Orada çok şeyler buluyor böyle misalen. Takım malzemeleri. Evet takım öyle. Süsler falan. Öyle yani. Şöyle yaptığı için gidiyoruz. Aslında benim Teddy'li benim merakım yok. Aynen o yüzden girdik. Evet şu yumurtamı göstereyim de. Şöyle bir tane yumurta aldık Teddy'den. Kaftan da hiç kalmamıştı. Bu da küçük ama olsun. Onu yapacak bir şey yok. Böyle. En önemli şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak biz bunları Lidl'den hemen söyleyeyim. Daha önce de gösterdiğimizde. Bir dur hanım. Şöyle. Bir ayarlayayım da. Evet dur oldu mu? Komşum. Ya Lidl evet. Bakın evet. Lidl arkadaşlar. Daha önce de gösterdiğim halde bir tane bayan gitmiş. Emin misin sen onları Lidl'den aldığında ben bulamadım demişti. Bunlar her zaman gelmiyor. Evet. Soslar. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar böyle mevsimlik bir soslar. Dediğim gibi her zaman gelmiyor. Biz de bugün tesadüfen Lidl'e gitmiştik. Gördüğünüz gibi tatlı acı sosu evet. bu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Biz de tesadüfen Lidl'e gittik. Hemen bulunca böyle 4 tane aldık. Eğer sizler de seviyorsanız. Ama biliyorum ki birçok takipçimiz yazmıştı. Sizden gördük, aldık, beğendik. Evet, mutlaka gelirse bize haber verin dediler. Yani bu hafta Çinli haftası olmuş. Çin bunlar yapıyor. Çin haftası evet. falan. Türk, Yunan haftası. Ay, haftası. Yunan'dan börek alıyoruz misal. Evet. Arkadaşlar 700 gram 1.29 mu 1.19 mu ne yalan söyleyeyim. Bilmiyorum sen aldın bunları. Hani çok ucuz sen. Alın kullanın her şeye gidiyor. Pirince gidiyor, makarnaya gidiyor, ete gidiyor. Evet. Hani her şeye gidiyor. Tavuk göğsünde falan çok güzel. Çok şahane tadı var. Alın evet. bence koyun. Şöyle hemen dediğim gibi Lidl'den bunları Lidl'den alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bulamadık. Lidl evet, olduğunu biliyoruz. Daha önce depomuzda bunları görenler. Gidip almışlardı. Bize dua ettiler aldık diye. Evet. Herkes afiyet olsun. Alsın. Isın. Hemen şöyle eşim şey almış. Zavakrot aldık. Zavakrot. Beyaz lahana salatası evet. değil mi? Beyaz lahana şöyle. Ama beyaz lahana bu Alman beyaz lahana Türkiye'de için konuşayım da tatlı oluyor. Şekersi olduğu için. Şekerli bir tatlı. Arkadaşlar ben bunu misal benim oğlan da çok seviyor. Brötçünü kesiyoruz. Bunun altına şey yapıyoruz. Badana. Üstüne bir et koyuyoruz. Güzel oluyor. Çok tatlı oluyor. Evet. Ben genelde bunları böyle... Misal bakın şu zavakrotla sos çok yakışıyor. Evet. Bak yine bir yemek tarif verdim bana da. Yiyenlere şifa olsun. Tabii yani. Ben alırız ama öyle pek onları şey yapmam. Ve Lidl'e gitme sebebim. Şu beyazlığı Semih'le ben. Semih de alıştı buna. Vay yaramaz. Aynen. Tek benim içinde. Şimdi Semih de var. O da biz bıraktı ha. En güzel fişkiyazı, en kaliteli arkadaşlar. Hep söylüyorum Lidl'inki şeyleri. Arkadaşlar bakın bu markalı olsun. Belirli marka. İsim söylemeyeyim de. Hepsini yedim. Hepsini biliyorum bu konuda. Ama bu... Marka top. Yani evet. top. Hakikaten top. Fiyat aynen. olarak çok şahane. Gerçekten öyle. Bildiğiniz şey süzme peyniri gibi. Yani ters çevirseniz de dökülmüyor. O yüzden zaten ne nerenin kalitesizse biz onları söylüyoruz. Evet yani. Yani dükkanlarla hiçbir şekilde ne şey alıp veremediğimiz bir şeyimiz yok. Bize zararları da yok. Faydaları da yok. Faydaları da yok yani. Evet. Sadece güzel olan her şeyi söylüyoruz. Diyoruz niye? Ki, siz de yer alın. Evet. Mesela diyoruz ki Kaufland'a gidin bunlar indirimde. Lidl'e gidin bunlar diye. Şuna bakın ya. 3 kilo. 3 kilo portakal ya. 2, 3 öyle bulmuyor. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şöyle 5 tane almışız. Bu böyle baharatlı olanı, karışık olanı. Bu da sade olanları böyle. Tabii. Bildiğiniz bunları gibi peynir pahalaştığı için bu da pahalaştı. Evet. Her şey pahalaştı gibi. Normalde kezli kuhar yaparken de peynirli pasta mıydı ya? Cheesecake işte. Cheesecake yaparken de kullanma peynirini içine kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Misalin arkadaşlar avokado yapıyoruz bunun içine. Avokado yapıyoruz. Bir kaşık bundan koyuyoruz. Avokado eziyoruz. Evet. Onun için bizim baharat var. Baharatı koyuyoruz. İçine biraz limon sıkıyoruz. Oldu bitti. Evet. Çok güzel lezzet oluyor. Atom gerçekten atom. Öyle. Tavsiye ederim bunu da. Ondan sonra şöyle Lidl'in çilek reçelini. Bunu da çok tavsiye ederim. Bu çok güzel gerçekten. Genelinde Lidl'in çilekleri şeye kaçarı çok güzel oluyor. Evet. Karit güzel olarak. Oluyor.
Ev sanki böyle şey gibi, ev yapımı gibi. Evet. Diğerleri bazı şeyler var böyle taş gibi yani ekmeğe koyduğumuzda ama bu çok güzel. Alın yiyin derim. Aynen öyle. Bu da böyle güzel Lidl'in aynı şekilde. Şöyle Lidl'den ben süt aldım arkadaşlar. Geçenlerde de almıştım. Bunu göstermiştim. Bakın şöyle günlük süt, taze süt ama. 3-8. 3-8'lik görünüyor değil mi? Evet 3-8'lik. 3-8'lik yani en yağlı olanından. Bunu yoğurt yaptığınızda üzeri kaymak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bir de bu özellikler var. Bu inekler vay demek diyor. Yani bu inekler tek şey yememişler. Hazır mama yememişler. Gezinen şeyler değil gezinen mi? Gezinen hayvanlar. Evet. Diğer sütlerden birazcık pahalı gelebilir ama gerçekten değiyor. Hatta geçenlerde ben yoğurtlu çorba yapmıştım. O gün gösterdiğim yoğurdumu. Evet. O da çok güzel yoğurt yaptı. Üstüne kaymak hakikaten belli dökenisi yanımda olayı. Evet. Kaşığı yoğurdu aldığınızda böyle çevirin zor düşüyor. Duvara sıva çektim. Öyle. Bu sütlerden alın arkadaşlar yoğurt yapmak için. Genelde de bulabilirsiniz. Yalan söyleyeyim 1.19 mu? 1.29 mu? Hayır. Bunlar 1.49'da. 1.49. Evet. Ben de bugün daha kadar tutturmam fiyatı ben ya. Öbürki paketler böyle şey yağı düşük olanlar. Evet. Onlar öyle 1.19 ama bu 3.8'lik yağı fazla olduğu için. Daha güzel. Hemen şöyle bir tane mozzarella aldım. Geçenlerde mozzarella. Mozzarella çok yemiyor. Kimdi değil mi? Evet. Çok fazla. Hele Melih hiç yemiyor bunu. O bizim böyle beyaz peynirini değiştirdiğim gibi başkasını yemez. Doğru. O yüzden ben şöyle bir tane mozzarella aldım. Az bir şey kaldı zaten. Bunlar da bu hafta galiba şeymiş değil mi? Evet buna da var çikolatalar. Meşkin hepsi yani güzel bir markanın şeysi, kopyası çok güzel var. Evet bunlar da gideceğiz böyle. Ondan sonra son olarak da şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. 400 gramlık edamar yani. Bu da şey gavda peyniri. Gibi. Aynı sınıfa geliyor. Evet sadece ismi değişik. Bu da bu hafta 2 euro 99'amış reklamda. Deneyin. Evet eğer seviyorsanız bunlardan gidin alın derim. Çünkü 3 euroya sadece. Evet 3 euroya tutuyor yani 80 kuruş cebinize kalıyor. Evet. Kendiniz bilirsiniz yani gidin dene ben yerim. Ben yiyorum Eda falan ama herkes yemez. Evet o yüzden 400 gramlık aldık eşim böyle seviyor diye. Sizler de seviyorsanız böyle bir sürü alabilirsiniz. Evet domatesini yaptık. Ha domates doğru ya. Arkadaşlar biz bayağı milyoner olduk milyoner haberiniz yok siz bayağı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ben bugün ilk defa bir domates aldım bunu deneyeceğim. Böyle dizine gelmiş bunlar. Bakın şöyle domates. Şöyle renkleri sanki böyle ermemiş gibi görünüyor ama bunun şeyi böyleymiş. Üstüne yazıyoruz bak şurada yazıyor ne yazıyor evet, şimdi? Evet yazıyor orasında. Bak sweet yazıyor sweet tatlımış bu. Domatesin arkadaşlar şeyi böyleymiş yani diyor ona. Yapısı. Evet yapısı böyleymiş tatlı domates diye geçiyor. Marmanit mi ismi türmüş o marmanit yazıyor üstünde. Evet. Arkadaşlar asıl kilo. Marman dedi yani. Marman de. Evet. Asıl kilosu 3 euro'du. Bugün indirimde biz 2 euro aldık. 2 euro evet aynen öyle. Zaten yazmışlar böyle bakın tek tek böyle. Evet. O yüzden bunu deneyeceğim. Bir de çekirdeğini alıp bakalım bahçeye dikeceğim bunu. Evet çok güzel domatesler. Denemek için aldı. Tatlı domates diye geçiyormuş. Evet bir deneyelim bakalım. Beğenirse çekirdeğini kullanacağız. Evet. Nasıl kendimizi yetiştireceğiz. Evet. O yüzden böyle azaldım. Bir daha önce hiç yemedim. Lezzeti nasıldır bilmiyorum ama tatlı domates diye geçiyor. Yani 2 euro bence değer gene. Bahçede orada 8 tane var iyi. Görmüş olduğunuz gibi torbalarımız boşaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle. Torbalar boşaldı. Daha çok ucuzluk olsa size gösteririz. Ama ve lakin şimdi hiçbir yere ucuzluk yok. Birinci ay bildiğiniz gibi Almanya'da salgın geçiyor. Evet. Niye derseniz 12. ayda alan ağacını aldı. Bir de 12. ay sonunda araba sigortasımış, yaranmış, sumuş derken herkesin anası biraz ağladı. Aynen. Ama 13. dediğim gibi yani bu şeyler, bütün patatesi, soğanı, işte havuçları, portakalları, bisküvileri hepsi indirimdeydi. Evet. Peynirleri yani. Onları giderseniz mutlaka tavsiye ederim diyerekten. Küçük bir şey söylemem lazım. Geçen arkadaşlar hardal aldık. Hatırlıyor musun? Bakanabilir hardal. Tuğbe'de. Arkadaşlar bu hardalı bir şey söyleyeyim. Hardal romatizmayı iyiymiş. Bağırsağı iyiymiş. Kanseri önlüyormuş. Kanseri şey yapıyormuş. Tetikleyen şeyleri yok ediyor. Hücreleri evet. Öldürüyormuş. Ne diye? Kemik ağrısına iyiymiş. Mide problemi iyiymiş. Siz de alın hardal iyi bence. Say say bitmiyor. Gerçekten öyle. Hardalı arkadaşlar. Belki hani şey denememiş olabilirsiniz. Deneyin yavaş yavaş. Evet. Eşimin dediği gibi çok çok şifalı bir şey. Çok çok. Romatizma olan, problemi olan insanların nerede? Batımdan bu hardalı, anam babam. Arkalarda bir yerdeydi. Evet arkadaşlar. Su hardalı böyle. Şöyle ben alayım da şöyle bakın yapayım. Bitti bizim yarım kağıdı. Evet. Az kalmış. Bu kocaman da hardal. Evet. Zaten de bilirsiniz. Bu yani, şekerli olanı değil şekerli mi? Şekerli var. Orta acısı var. Acılı var. Evet. Yani romatizma problemi olan, kemik ağrısı çeken, mide ünseri olan, bağırsak problemi olan, evet. Kanser tedavisini kalan, büyük geçmiş olsun. Yani
kalp problemi olan Yisin çok faydalımış. Bana sen söylemesi. Aynen. Diyelim ve lafı burada bitirelim. Evet. 15 dakika oldu. Biz zaten böyle memnun olduğumuz her şeyi sizlere tavsiye ediyoruz. Sizlere şifa olsun diye. Yoksa bizi şey yapan bir şey yok. Evet. Hem de çok ucuz arkadaşlar. Çok ucuz. 60-70 kuruş para değil yani. Evet. Diyelim kendinize iyi bakın. O zaman diyerekten videomuzu sonlandıralım. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.